Cümleden cümleten selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz son derste e, haşir risalesi bu elimdeki risale. Haşir risalesinin ikinci hakikatini okuduğumuz e, bir kısmını okuduk bir kısmında kalmıştık. E, şimdi kaldığımız yerde inşallah e, o hakikati bitirmeye gayret edelim. İkinci hakikat Kerem ve Rahmet kapısından giriyor ve Kerem ve Rahmet kapısından girerek bize mahşerin ebedi hayatın, ebedi saadetin, ahiretin e, varlığını bize ispat ediyor. Çünkü ahiretin varlığı, mahşerin varlığı, cennetin varlığı, ebedi saadetin varlığı ile Kerem ve Rahmetin birebir e, alakası vardır. Kerem ve Rahmetin bir ikramıdır o. Ebedi saadet ve rahmet, ebedi saadet ve cennet, ebedi saadet ve ölümsüz hayat. Ölümsüz hayat kerem ve rahmetin, Allah'ın kereminin, Allah'ın rahmetinin bir hediyesidir, bir ikramıdır, bir ihsanıdır. Bütün insanlığı kucaklayan ama anlayan insanları tabii ki. Anlamayanlara kerem ve rahmetin yapacağı bir şey yok. İnşallah Rabbin cümlemizi ve bütün insanlığı e, bu anlayışa getirsin. Bu önemli. Anlarsak Kerem ve Rahmet'in inşallah bize sunduğu bu yüksek, kıymetli, ebedi saadete inşallah hep beraber e, nail oluruz, ulaşırız. Bu kapının iki önemli ismi var. Kerim ve Haki Rahim isimleri. Kerim ve Rahim isimlerim. Geçen dersimizde kısmen bunlardan bahsetmiştik. Kerim ismi, Allah'ın Kerim ismi ve Rahim ismi, e, Allah'ın Rahim ismidir. Sonsuz merhamet sahibidir, sonsuz cömertlik sahibidir, sonsuz kerem sahibidir. Verdikçe veren, verdikçe bitmeyen hazinelere sonsuz olan bütün hazinelerini açan Cenab-ı Allah kullarını e, cennette inşallah ebedi bir şekilde, sonsuz bir biçimde kullarını memnun edecektir. İnşallah e, kullarını e, berhudar edecektir ve kullarını ikramlarıyla, ihsanlarıyla doyuracaktır. İnşallah kullar cennette sonsuz bir hazza, sonsuz bir lezzete, sonsuz bir saadete, sonsuz bir güzelliğe, ihsanlara ulaşacaktır. Bu hakikatin bir kısmında kalmıştık, yarısında kalmıştık. Kaldığımız yeri inşallah şöyle hatırlayalım. Diyordu ki zaman Hazretleri, bu alemin mutasarrıfının, Madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Dört tane sıfat burada zikredildi saygıdeğer izleyiciler. Allah'ın ya yani bu alemin mutasarabı kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın madem ki böyle sınırsız bir keremi, sınırsız bir rahmeti, say, say, sınırsız, sayısız, sonsuz bir e, celali ve sonsuz bir izzeti vardır. Celal ve İzzet farklı sıfatlardır. Celal ve İzzet bir defa suç işleyenlere hesabını soran Celal ve İzzet sıfatlarıdır. Ee, günah işleyenlere günah işleyenleri affeden gafur ismidir. Mağfiret sıfatıdır. O ayrı. Ama eğer affedilmemişse neden bu suç işlenmiştir? Bu suç nereye kadar uzanıyor? Uzandığı yere kadar bunun hesabını soran Celal ve İzzet sıfatları vardır. Bu sıfatlar bu sıfatlar insana yaptığını yanında bırakmıyor. Bir de kerem ve rahmet sıfatı az önce ifade ettiğimiz gibi sonsuz cömertlik ve sonsuz merhamet, sonsuz ikram, izzet, ihsan sıfatıdır ki bu sıfatlarda bütün mümin kullarını ehli imanı sonsuz derece huzur verecek, lezzet verecek, ihsanıyla, ikramıyla sevindirecek, sevinç yaşatacak, ebedi bir haza ulaştıracak sıfatlardır. Şimdi diyor ki zaman madem ki bu alemin sahibinin, mutasarrıfının böyle nihayetsiz sonsuz bir keremi vardır, sonsuz bir rahmeti vardır, sonsuz bir e, celal ve izzeti vardır. İki ayrı dala şimdi ayrılmış oldu. Evet e, nihayetsiz celal ve izzet, nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Bir defa eğer sonsuz bir celal varsa, sonsuz bir izzet varsa bu celal ve izzet çünkü celal, celallenmeden anlayın biz celallenmeyi kullanıyoruz günlük kelam kelimelerimizde. Çok celallendi, çok öfkelendi, çok öfkesi kabardı anlamında kullanıyoruz. İzzet de onur ve izzet manası vardır. İzzetli insan, onurlu insan, haysiyetli insan, onurlu haysiyetini çiğnetmeyen insan kendi onurunu gözeten insan manasında biz izzet kelimesinde kullanıyoruz. Celal ve izzet yani Allah'ın suçlulara hesap sorduğu isimlerinden iki tanesi. Bu isim ne, bu sıfatlar ne ister? Edepsizlere tedibini ister. Edepsizlerin Yaptığı edepsizliğin hesabını sormak ister. Neden bu böyle yapıldı? Bu suç neden işlendi? O adam neden öldürüldü? Bu, bu kişinin hukukuna, bu kişinin hukukuna neden girildi? Haklar neden yendi? Neden zulmedildi? Tarzında bütün zulümlerin, bütün küfürlerin, bütün suçların, bütün kabahatlerin hesabını soran isimdir. Bu isim, bu isimler edepsizleri tehdit etmek ister. Bu bir. İkincisi nihayetsiz Kerem. Nihayetsiz ikram etmek ister. Eğer sonsuz bir kerem varsa... Aynı zamanda... Allah'ın sonsuz bir keremi de var. Cömertliği var. E, verdikçe veren bir sıfatıdır o. Böyle bir sonsuz kerem varsa... Sonsuz derece ikram etmek ister. Kerem varsa ikram etmek ister. Ve nihayetsiz rahmet... Yine sonsuz rahmet... Kendine layık ihsan ister. Yani sonsuz bir şekilde ihsan etmek ister. Çünkü hazinede var... Verdikçe veriyor. Hazine bitmiyor. Hazine sonsuzdur. Hazine cennet hazinelerindendir. Cennet, cennet sonsuzluğunu e, bu hazineden almıştır. Rahmet hazinesi, kerem hazinesi, sonsuz hazinelerdir. Bu hazineler insanlara, kullarına, layık kullarına, hak eden kullarına verdikçe, verdikçe vermek ister. Halbuki bu fani dünyada, şimdi gelelim bu yaşadığımız dünyaya, bu yaşadığımız dünyaya. Her şey sınırlı. Evet Cenab-ı Allah verdikçe şey veriyor. Cenab-ı Allah her mevsimde dolu dolu veriyor. Kışlarda, yazlarda, baharlarda Cenab-ı Allah bütün baharı, bütün bağları, bahçeleri Cenab-ı Allah meyveleriyle, rızıklarıyla, ihsanlarıyla, ikramlarıyla dolduruyor. Hiç şüphe yok. Fakat ne yine de bu dünya fani'dir. Her veril, her verilenin bir sonu vardır, bir sınırı vardır. Dünya çünkü sınırlıdır bağımız kadar vardır, bahçemiz kadar sınırlı vardır. Bütün dünyayı bile vermiş olsa dünya da sınırlıdır. Dolayısıyla bu fani dünyada ve kısa ömürde, ömür de kısa, ömür de kısa. 5-10 yıllık, 50 yıllık, bilemedin 100 yıllık bir dünyada yaşıyoruz. Ömrümüz de kısa. Dolayısıyla Allah'ın kerimi sınırsız, rahmeti sınırsız ama dünya kısa ve dünya fani. Şimdi siz düşünün. Sınırsız bir kerem, sınırsız bir rahmet var. Sınırsız bir şekilde hadsiz ve hesapsız bir şekilde, sonsuz bir şekilde ikram etmek istiyor. Ama dünya sınırlı. Sonsuz bir şekilde rahmetine bandırmak istiyor. E, lütfetmek, ihsan etmek istiyor ama dünya sınırlı. Ama ömür sınırlı. Hem dünya sınırlı, fani hem de bizim ömrümüz sınırlı. Dolayısıyla bir e, orantısız durum var orta yerde. Orantısız bir durum var. Sınırsız bir kerem var. Sınırsız bir rahmet var ama sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. Sınırlı bir ömürde yaşıyoruz. O zaman bu orantısızlığı oranlı hale getirmek lazım. Çünkü orantısız bir durum var. Dünyada insan ne kadar Allah'ın ikramlarına ulaşsa bile sonsuz bir lezzete, sonsuz bir kereme, rahmete ulaşamıyor. Çünkü dünyanın e, yetersizliği var. Dünya buna elverişli değil. Dünya dünyanın zemini buna elverişli değil. Dünyadaki bizim ömrümüz de buna elverişli değil. Peki halbuki bu, bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Saygı değildir Şu orana bakar mısınız? Deniz nerede? Bir damlası nerede Allah aşkına? Allah aşkına. Deniz nerede? Kocaman okyanuslar. Siz böyle düşünün. Kocaman okyanuslar nerede? Bu okyanusların bir damlası nerede? O zaman kocaman okyanuslarla Cenab-ı Allah okyanusları aşan bir kereme sahip, bir rahmete sahip ama bir damlasıyla dünyayı rızıklandırıyor. Bir damlasıyla dünyaya ikram ediyor, ihsan ediyor. Bir damlası dünya için yetiyor, kifayet ediyor. Gerisi nerede? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bize e, rahma, rahm, rahmet is, sıfatını bize anlatıyor. Rahman ismini anlatıyor bize. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah rahmeti yüz parça yapmıştır. Yüz parça yapmıştır. Bu temsili bir anlatımdır. Rahmet manevi soyut yani soyut bir kavram olması hasebiyle bunun yüz parçasını e, ne olduğunu tam biz anlama imkanımız yok. Fakat yüz parça yapmıştır. Bizim aklımıza yaklaştırmış oluyor. Yüz parça rahmet. Bunun bir parçasını dünyaya indirmiştir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 99 parçasını kendi katında bulunduruyor. Rahmetin 99 parçası, 99, %99'ı kendi katında, biri bu dünyaya inmiştir. İşte yüzde birlik bir oranla biz bu dünyada rahmeti tadıyoruz, keremi tadıyoruz. Bağlarımız, bahçelerimiz dolu oluyor yaz mevsimlerinde. E, bütün dünya, bütün ormanlar, bütün bağlar, bahçeler, yeryüzü, topraklar Allah'ın keremiyle, rahmetiyle dolu bir şekilde bize ikram geliyor. E, topraktan ve yeryüzünden. İşte e, yeryüzündeki bu ikramlar, bu izzetler, bu sonsuz keremler Allah'ın yüzde birlik bir oranla yeryüzüne rahmet etmesi nedeniyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kısrağın atın yani kendi yavrusunu emzirirken ayağım aman değmesin dokunmasın yavrum incinmesin diye ayağının sakınması o rahmettendir. Bir kısrakta bir atta da bu rahmet vardır. Bütün hayvanlarda da bu rahmetin tecellisi vardır. Bir köpeğin bir yırtıcı hayvanların bile kendi yavrusunu emzirirken, kendi yavrusunu okşarken, kendi yavrusuna e, süt verirken ya da e, merhametini e, harcarken ve, ya da diğer yavrulara karşı yine o yüzde bir rahmetin dünyaya yayılmış, bütün hayvanlara yayılmış, bütün insanlara dağılmış ki o hayvanın hissesinden dolayıdır o hayvan rahmet hisseder, merhamet hisseder, şefkatini ortaya koyar. İnsanlar, şoförler ben şoför bilirim. Ee, otobüste işte 50-60 tane yolcu almış giderken bakıyorsun bir köpek çıkıyor önüne bir köpek çıkıyor tam köpek bir anda çıkıyor ve köpek neredeyse ezilecek şekilde atılıyor neredeyse otobüsün önüne bizim şoförün bir anda frene basıyor bir ani reflekstir anında frene basıyor kaza var otobüs takla atacak 50-60 kişi belki yaralanacak, ölenler olacak, ama bütün onları düşünemeden refleksle çünkü köpek çıktığı için o cana karşı korumak hissiyle refleksiyle anında trene basıyor ee, ve e, Allah'tan otobüs takla atmadan ya da otobüsü sağa sola bir çevrim suretiyle de e, köpeği kurtarıyor. Köpeği ölümden kurtarıyor. İşte bu şoförün yüreğinde bulunan ani refleks nereden kaynaklanıyor? O rahmettir. O şefkattir. O merhametin hissesinden dolayıdır. Yüzde bir yeryüzüne inmiş o rahmetin o kişi üzerindeki e, tecellisinden dolayıdır. Hepimizde bu yüzde birlik rahmetin rahmetten bir hisse var. Dolayısıyla biz yeryüzünde bu bu hisseyi yaşıyoruz. Bütün insanlar, bütün canlılar, bütün hayvanlar, bütün kuşlar, balıklar, canlılar, e, kara hayvanları e, ve cinler ve insanlar yeryüzündeki yüzde birlik rahmetin kendisine düşen payını yaşıyor yer, yeryüzüne rahmet bu şekilde var. Ama yüzde birlik bir oran. Bu oran önemli. Bir orana dikkat çekmek istiyorum. Yüzde doksan dokuz Allah'ın katında. yani sınırsız bir rahmet Allah'ın katında. Sınırsız bir kerem, bir cömertlik, bir vehabiyet, bir ver vericilik Allah'ın katında. Dünyada ise çok çok, çok sınırlı. İşte burada Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi denizden bir damla, denizden bir damla. Koca okyanusu düşünün, bir damlasını düşünün. O bir damlası yeryüzünde ya da o bir damlası yeryüzünde seni rahmetlendiriyor, seni rızıklandırıyor, seni sana, sana ikram ediyor, sana ihsan ediyor. Peki milyon milyonlar cüzden ancak bir cüzü yeryüzüne yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir darısı adet olacaktır rahmet varsa sınırsız, kerem varsa sınırsız, o sınırsız kereme ve rahmete layık şayesle ona uygun sınırsız bir yer olacaktır. Sınırsız bir saadet olacaktır. Sınırsız bir alem olacaktır. Sınırsız bir cennet olacaktır. Ve o cennete Rabbim kullarını davet ediyor. Çünkü rahmet sınırsız, kerem sınırsızdır. Bu dünya sınırlıdır. Sakın sakın bu dünyaya bu şekilde aldanmayalım. Yoksa gündüze ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi mantığa ne kadar ters. Güneşin ışığını görüyorsun, gündüzü görüyorsun, güneşi inkar ediyorsun. Güneş yoktur diyorsun. E ışık nereden geliyor? Bunca gündüz nereden geliyor? Demek ki gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Eğer rahmet yoksa yüzde birlik oranda dünyada verdi var demiştik ya o da olmaması gerekiyor. Eğer sonsuz rahmet yoksa arka tarafta yani gayb tarafında gaybi tarafta bize görünen tarafta yüzde birlik bir oranda gelmiş ya onun da olmaması gerekiyor. Yoksa yoktur. Yapacak bir şey yok. Ya var diyeceksin, yüzde birlik oranla dünyada o rahmeti yaşıyorum diyeceksin. Gündüz de var, güneş var, hava sıcak, Havanın sıcaklığı geliyor, rızıklarımız geliyor, nimetlerimiz geliyor, bağlarımız, bahçelerimiz dolu geliyor, aç kalmıyoruz, susuz kalmıyoruz. Bize bir ikram eden var, havayı veren var, güneşi veren var, suyu veren var, toprağı veren var, taşı veren var. Biz bunları yaşıyoruz. Doğru mu? Eyvallah, doğru bunlar. Yalan mı? Peki bu rahmetin ar perde arkası var, gayb gayb perdesi var, gayb yönünde bu, bu bu rahmetin gayb açısında, gayb cihetinde sonsuz bir rahmet var sonsuz bir kerem var. Coştukça coşan bir rahmet ve kerem. İşte o bizi bekliyor. Bu dünyaya sığışmıyor. Bu dünya dar geliyor. Arka tarafta cennet tarafında, ebedi saadet tarafında sınırsız bir rahmet. Bu rahmetin devamı orada bizi bekliyor. Şöyle düşünmek lazım. Cennetle dünya arasında bir oran eğer anlatmak için çok fasit bir daire. Belki anlatmaya yetersiz ifadeler ama Şimdi cennette işte rızıklar var mı? Cennette bağlar, bahçeler, sular, ağaçlar, yeşillikler, güzellikler var mı diye insanlar sorarlar. Bunu evet Kur'an-ı Kerim net olarak anlatıyor vardır. Bunu anlamak için şöyle demek lazım: Bu dünyaya gelen bu rızıkların, bu nimetlerin, bu güzelliklerin hepsi cennetten taşarak gelmiştir. Asıl cennette vardır, taştıkları bu dünyayı oluşturmuştur. Bir bardak düşünün. İçine su koyuyorsunuz. Büyük bir bardak. Koydukça koyuyorsun. Ve nihayet bardak taşıyor ya. Taşanlarla dünyayı Cenab-ı Allah ikram ediyor. Dünyayı bu taşanlarla ikram ediyor. Asıl su bardağın içerisinde. Asıl su, asıl deniz o tarafta. Dolayısıyla bu taşanlara aldanmayalım. Asla gidelim. Asıl neredeyse. Evet. Madem ki gündüzü ışığıyla dolduran güneşi inkar etme imkanınız yoksa bu görünen rahmetin vücudunu inkar edemeyiz. Bu görünen rahmet bizi kucaklıyor. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval bakın ölümü anlatıyor. Ölümü insanlar maalesef böyle görüyor. Bir daha dönmemek üzere zeval zannediyor. Yokluk. Bitti. Bir kesin kesecek kader ilahi hayatı bitirecek tek nokta bitirecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hayır. hayır. Kesmeyecek. Cenab-ı Allah hayatı bitirmeyecek. Hayat devam ediyor. Varlık devam ediyor. Hayatımız devam ediyor. Ölümle biten bir şey yok. Ölümle biten bir şey yok. Sadece ölümle bir konumdan bir başka konuma geçiş var. Bir tepdili mekan var. Mekan değiştirmek var. Yer değiştirmek var. Ölümle hiçbir şeyin sonu gelmiş olmuyor. Öyleyse bir daha dönmemek üzere zevat. Bunu düşünenler hani ateistler diyoruz, işte komünistler diyoruz, işte başka türlü felsefe grupları var. Ölüm yokluktur diyor adam. Ölüm yokluktur. Öyle yok olurum giderim biterim diyor. Böyle bir şey yok gideriz diyecek. Bu yalandır. Bu yalana sakın 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 kaptırmayalım. Ölüm yokluk değildir. Ölüm hayatın devamıdır. Eğer eğer ölüm bir daha dönmeyecek şekilde insanı alıp bitirecekse bakın ne olacak. Şefkatı musibete, muhabbeti hırkati ve nimeti nikmete ve aklı meşun bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Sönmesi lazım gelir. Şu manada bakınız eğer eğer ölüm yokluksa, ölüm bizi tamamen sıfıra indirecekse, biz yok olacaksak, bu böyleyse o zaman bu dünyada şefkatin olmaması gerekiyor. Musibetin olması lazım. Bu dünyada her şeyin musibet olması lazım. Şefkat denen bir şeyin, bir hakikatin ne annemizde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne bizde şefkatin asla ve asla olmaması lazım gelir. Bir, muhabbeti hırkati çevirir, muhabbeti yandırır, muhabbetin olmaması lazım gelir. Hiçbir kimsede, ne bizde, ne çocuklarımızda, ne insanlarda, ne annemizde, babamızda, ne bütün insanlarda, ne bütün canlılarda hiçbir şey hiçbir şekilde muhabbetin, sevginin Olmaması lazım gelir çünkü sevgi hırkate döner kardeşim ölümle eğer ölüm yokluk olacaksa sevgi hırkate döner insanı yakar bitirir. Seven insan sevdiğinden ayrılmak istemez ayrılmak istemeyince ama ölüm eğer yokluk eğer ayırıyorsa bu insan sevemez. Bu insanın sevgisi o insanı yakar bitirir yer bitirir. Halbuki ölüm yokluk değildir ölüm başka bir aleme geçiştir. O yeni alemde, o sonsuz alemde insan bütün sevdiklerine kavuşacaktır inşallah. Bütün sevdikleriyle beraber yaşayacaktır. Ebedi bir hayatı, ebedi bir hazı beraber tadacaktır. Kimi seviyorsa annesi, babası, kardeşleri, çocukları, etrafı, komşusu, arkadaşları, iş arkadaşları, hayat arkadaşı hepsi yeter ki helal dairede sevsin. Allah'ın rızası dairesinde sevsin, harama girmesin. Bu çerçevede olursa bütün dostluklar, bütün sevgiler inşallah cennete tekrar insanı kucaklayacaktır. Bu güzel bir şeydir. Ve eğer ölüm yokluk olacaksa nimet nikmete döner. Nimet nikmete döner. Acıya, azaba döner. Nimet diye bir şey olmaz. Yediğin içtiğin şeyler sana zarar verir. Diken gibi boğazına batar. Yiyemezsin, içemezsin, zevk alamazsın. Hiçbir şeyden karnın doymaz dilin tadına varamaz. Hiçbir şeyin hayatın tadına varamazsın. Nikmet olur her şey. Ve eğer ölüm yokluk olacaksa akıl meşum bir alete döner. Akıl uğursuz bir alete döner. Nasıl? Çünkü akıl az sonraki yokluğu görüyor. Hayat bitecek diyor. Ha, her şey bitecek. Sıfıra dönecek diyor. O zaman akıl seni öyle taciz eder, öyle seni rahatsız eder ki akıl sana huzur vermez. Akıl seni rahatsız eder. Akıl senin hayatının lezzetini, tadını kaçırır. Ve haklıdır tabii ki akıl. Sen akla diyorsun ki ölüm yokluktur diyorsun. Ölüm yokluk gösteriyorsun kardeşim. Akıl ölüm yokluk göremez. Akıl ölümden sonra bir hayat var. Hayata adım atacak diyor. Akıl bunu görüyor. Sen görmüyorsan eğer akla bunu, aklın rehberliğine katıl ve sen akla, aklın gösterdiği yola doğru git. Çünkü ölüm yokluk değildir. Sen eğer yokluk diyorsan inatlı bir şekilde sen akla uy diyorum ben. Akıl ölümün yokluk olmadığını anlıyor. Eğer sen ölümü yokluk diyorsun, ölüm her şeyi bitirecek diyorsan aklın tacizinden kurtulamazsın. Aklın seni rahatsız edişinden kurtulamazsın. Ve lezzeti eleme çevirir. Eğer ölüm yokluk ise lezzet elem olur, acı olur, keder olur, dert olur. Batar her tarafımızdan. Lezzet diye bir şey kalmaz. Lezzet diye bir şey olmaz şu yeryüzünde. Hayatın tadı tuzu kaçar gider. Her şey bize batar, her şey bize acı olur. Eğer ölüm yokluk olacaksa, demek ki bunlar olmuyorsa, eğer lezzet alıyorsak, eğer akıl meşum bir alet değilse, akıl bize huzur veriyorsa, eğer nimetler varsa biz bundan istifade ediyorsak, eğer muhabbetimiz varsa insanlara karşı, canlılara karşı, hayvanlara karşı, ağaçlara karşı, tabiata karşı, Allah'a karşı sevgimiz varsa, eğer şefkatimiz varsa ölüm yokluk değildir. Ölüm bizi ebedi saadete ulaştıran bir araçtır o aracı biniyoruz, ebedi saadete ulaşıyoruz. Ölüm bir araçtır. Ölümden korkmayalım. Ölüm bizi bu dünyadan alır. Sadece ruhumuzu alır Cenab-ı Allah. Bedenimiz orada kalıyor ya bize korkunç gibi gelebilir. Bedenimizin kalması önemli değil. Bedenimizin kalmış olsa bile bedenimiz yarın kıyamet gününde Cenab-ı Allah tekrar bizi bedenimize giydirecek. Ve biz tekrar, biz tekrar bedenimizle ruhumuz tekrar bir insan şeklinde biz yeniden insan gibi ortaya çıkacağız. Yaratılacağız. Yeni bir hayata adım atıyoruz. Ve biz önce mahşere ardından sırat köprüsü üzerinden cennete inşallah. O sonsuz diyara, o sonsuz memlekete, Allah'ın sonsuz lezzet yurduna inşallah gidiyoruz. Dolayısıyla ölüm hayır, ölüm yokluk falan değil. Sakın bu aldanışlara kapılmayalım böyle diyen insanlar bile bundan hiçbir zaman huzur bulamıyorlar. Ölüm yokluk olsaydı hayat bu kadar lezzetli olmazdı. Bir kere bu. Evet hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Bir de celal ve izzet var. Allah'ın celali ve izzeti vardır. Çünkü celal ve izzete göre Cenab-ı Allah hiçbir suçu yanında bırakmaz kimsenin. Hiçbir suçunu, suçunu, suçunu cezasız bırakmaz. Ya affeder o ayrı. Affederse ayrı. Ya da hesabını sorar. Çünkü çünkü izzet ve celaline uygun bir ceza yurdu vardır. Bir ceza yurdu vardır. Yoksa bu dünyada zulüm alır başını gider. Haksızlıklar alır başını gider. Eğer dünyadan sonra bir ceza yurdu yoksa. Çünkü ekseriye zalim izzetinde mazlum zilletine kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Doğru mu? Zalim izzetini ekseriye Zalim zulmünü ediyor, ediyor, yapıyor. Gücü var, kuvveti var, parası var, pulu var, malı var, mülkü var. Adam havasını geçirmiyor. Herkese zulmediyor. Herkese eziyor adeta. Ve zulmede de adam ölüp gidiyor. Öldüğü zaman ona kimse hesap bile soramıyor. Adam yüksek, adam büyük, adam adama ulaşılmıyor. Hesap soracaksın ama ulaşamıyorsun. Ama buna bir hesap soran olmayacak mı? Öldüğü zaman Nedir? Ey kulum gel bakalım sen bunca insanlara niye çiğnedin, niye bastın, niye insanların hakkını, hukukunu gasp ettin demeyecek mi? Diyen birisi olmayacak mı? Yaratıcı buna bunu sormayacak mı? Kardeşim soracak. Ve mazlum da zilletinde kalıp gider mi? Mazlum onca ezilmiş, zille, zillet görmüş, zulüm görmüş, ee, yakasından insanlar dünyada yapışmış, adam ezilmiş, hakkını, hukukunu arayamıyor. Ezikler yaşıyor. Bu, bu da ölmüş gitmiş, mazlum da ölüp gitmiş, zalim de ölüp gitmiş. Zalimi zilletinde e, bırakır mı Allah? Zalimi izzetinde bırakır mı? Mazlumu zilletinde, ezikliğinde bırakır mı? Mazlumu yaratan Allah'tır, zalimi de yaratan Allah'tır. Ama nerede hesap soracak? Mahşer'de. Mahşer'de. Bu dünyada madem ki hesap sorulmuyorsa, ha bu dünyada mahkemeler yok mu var? Ama mahkemeler zalime hak ettiği cezayı veremiyorlar çoğu zaman. Ve mahkemeler mazluma hak ettiği mükafatı da veremiyorlar. Mahkum ezilip ma 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 mazlum ezilip gidiyor. Zalim de zulmedip gidiyor. İkisini ölüm eşitliyor. Ölüm ikisini eşitliyor. Ha demek ki ölüm ötesinde zalime hesap soran mazluma da çektiği o sıkıntıların karşılığında sevabını, mükafatını veren bir muhasebe, bir muhakeme olacaktır. Yoksa Allah'ın da zalim olması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Allah adildir. Allah hakimdir, Allah celildir, Allah azizdir. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Demek bütün o hesaplar, kitaplar, muhasebe ve muhakeme bir mahkeme kübraya büyük bir mahkemeye bırakılıyor. Tehir ediliyor, sonraya bırakılıyor. Yoksa bakılmıyor, değil. Bakılmıyor, değil. Bunu çok sararlar. İşte efendim, küçük çocukları e, zalim. İnsanlar işte İsrail'i bilmem neresi şurası burası zalimler. Çocukları eziyorlar, öldürüyorlar. Çocuklar çok darbe yiyor çok e, zalim zalimane. O mazlum yavrular çok işkence altında ölenler çok var. Çok var. Çok var. Dünyaya şöyle baktığınız zaman işte Doğu Tepki Birikistan'a bakın Arakan'a kadar, işte Keşmir'e kadar, Yemen'e kadar, Suriye'ye kadar, Filistin'e kadar Maalesef daha birçok ülkelerde birçok Müslümanlar, mazlum insanlar maalesef zalimin zulmü altında maalesef inliyorlar. Peki bunlara bakılmıyor mu? Bunlar Allah'ın kulu değil mi? Bunlara Allah neden zulme izin veriyor? Bu mazlumlar neden eziliyor? Bunların hesabı ne zaman sorulacak? Mazlumun hakkı ne zaman verilecek? Eğer ölüm yokluksa sorular açıkta kalıyor. Demek ki ölüm yokluk değil. Demek ki ölümden sonra bir hesaplaşma var. Bir muhasebe var, bir muhakeme var. Orada zalim hak ettiği cezayı bulacak. Mazlum da hak ettiği mükafatı Allah'ın güzelliğini, ikramını orada bulacaktır. Yoksa Allah hiçbir kurunu kayırmaz ve ayırmaz. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Ha, dünyada da bazen Cenab-ı Allah ceza verir. Kader, kader adaletlidir. Bazen dünyaya da insan dünyada da cezasını bulduğu oluyor. Çok çok oluyor. Kurunu salifede geçmiş asırlarda cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere, asi ve inatçı kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki mesela Nuh kavmi e, üzerinde bir tufan gerçekleşmiş. Başka diye birçok kavimlere işte volkan patlamaları var, taş kesilmişler vesaire. Tarihe baktığınız zaman bunu görürsünüz birçok kavimlere azaplar gelmiş, cezalar gelmiş. İşte Mısır'da Firavun kavmine gelmiş birçok azaplar, sular kan olmuş, kurbağalar çıkmış saldırmış, İşte koca koca sarayları yıkmış Nemrut'un vesaire sinekler. Ee, böyle çok azaplar var tarihte. Bunlar gösteriyor ki insan başıboş değil. İnsan başıboş değil. Bir celal ve gayret sildesine her vakit insan maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi ehemmiyetli bir istidadı olsun da. Farklı bir alana girmiş oldu zaman ama bunu da e, anlamamız lazım. İnsan, bütün varlıklar içerisinde zirvede, insan zirvede ehemmiyetli bir vazifesi var, çok ehemmiyetli, önemli bir istidadı var insanın. Yetenekleri var, kabiliyetleri var, duyguları var, düşünceleri var, aklı var, fikri var, kalbi var, vicdanı var. İnsan üstün yaratılmıştır. İnsan bütün bu üstünlükleriyle üstün bir yerde olsun da üstün bir yerde yaratılsın da bütün kainatın üstünde insan yaratılsın da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıtırsa Rab olan Allah'ımız bu kadar güzel eserleriyle kendini tanıtırsa ey kulum bakın çiçeklere, bakın bağlara, bahçelere, dünyaya, denizlere, kuşlara, ağaçlara kimin yarattığını düşünün diye cenab Allah bir de Kur'an gönderse, bir de kitap gönderse, bir de peygamber gönderse, kendini tanıtırsa Mukabiline insan iman ile onu tanımazsa, insan da iman ederek onu tanımazsa, tanımıyorum derse, Allah yoktur derse haşa. Allah insan insanı kendisini tanıtacak, kitaplar gönderecek, peygamberler gönderecek, bütün dünyayı insan önüne serecek, bütün nimetleriyle insana insanı hazır edecek, nimetleriyle insanı kucaklayacak, rahmetiyle, şefkatiyle insanla diyecek ki ben Allah'ı tanımıyorum, Allah yoktur. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir felaket olabilir mi? Böyle bir fecat olabilir mi saygı Eğer insan onu tanımazsa. Hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse. Yani Cenab-ı Allah bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle. Nedir onlar? İşte elmadır süsleyerek vermiştir. Rengarenk tadıyla, rengiyle, mineralleriyle, kokusuyla, gıda değeriyle, her şeyle elma hazır kütür kütür yeme lezzeti bile elmanın güzeldir. Armutun, üzümün, vişnenin, domatesin hepsinin hangisini sayabilirsiniz? Sayamayacağımız kadar Cenab-ı Allah nimetlerle yeryüzünü doldurmuştur. Hepsi de güzeldir. Hepsinin çok farklı güzellikleri var. Çok farklı birbirine benzemeyen, birbirinin taklidi olmayan güzellikleri var. Ne elma armutun taklididir, ne armut karpuzun taklididir, ne karpuz kavunun taklididir, ne kavun başka işte Hindistan cevizinin işte diğer e, avokadro vesaire bunların hiçbiri birinin de taklidi değildir. Hepsi müstakil, hususi, orijinal lezzetleriyle, kokusuyla, tadıyla, rengiyle, görüntüsüyle Cenab-ı Allah bize bunları sunmuştur. Bunlar görmek lazım. İşte bu kadar rahmetin süslü, güzel meyveleriyle kendini sevdirse Cenab-ı Allah, kendini sevdirse, sevdiriyor mu? Eyvallah, sevdiriyor. Mukabilde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, İnsan da ibadet yaparak kendini ona sevdirmese. Demek ki bizim de kendimizi Allah'ımıza sevdirmemiz gerekiyor. Bizim de görevimiz bu. Ha bizim de elimizden gelen ibadetleri yapmamızı yapmamızın önemini burası vurguluyor. Hem bu kadar her türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse mukabilinde insan şükür ve hamd ile ona hürmet etmese cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar-ı mücaza hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmekle ve sevdirmekle yani ibadet ederek madem o kendisini bize sevdiriyor biz de ibadet ederek kendimizi ona sevdirirsek rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir dar saadeti, bir saadeti ebediyeyi vermesin. Evet Cenab-ı Allah ikram sahibidir. Cenab-ı Allah kerem ve rahmet sahibidir. Sen bir tane bir adım yürürsen o seni kucaklayarak seni kucaklar rahmetiyle ve keremiyle. İnşallah Rabbim rahmetine keremle cümlemizi erdirdiği kullarına ihsan eylesin. Ve bütün insanlığı şu rahmet ve kerem hakikatlerini anlamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.